Eğer vaktinde yetişmeseydim senin bu sürprizin Arohi'yi öldürmüş olacaktı. Eğer onu kurtaramıyorsan hiç olmazsa daha fazla tehlikeye atma. Bence Arohi'den uzak dursan iyi olur. Haddini aşma yoksa çok pişman olacaksın. Sen ne zamandır Arohi için endişeleniyorsun? Sana güvenmemeye başladığımdan beri. Aklından neler geçiyor bilmiyorum. Sürekli olarak geçmişini öğrenmeye çalıştım. Geçmişin uyumana bile izin vermiyordu. Şimdi ise hepsini unuttun acaba neden? Gerçekten geçmişinde gizli bir sır mı var? Ya da bu Arohi'nin dikkatini dağıtmak için yine bir tuzak mıydı? Ya da gerçeği öğrenmesini engellemek mi istedin? Söyle! Haddini aşıyorsun Deni. Sen ne cüretle benimle böyle konuşabiliyorsun? Hemen defol git bu evden. Pekala. Madem gitmemi bu kadar istiyorsun. Gideceğim. Ama Arohi'yi de yanımda götüreceğim değil. Benim Arohi'mi yanımda götürmek istiyorsun öyle Senin mi? Senin Arohi'n mi? Ne zamandan beri? Ondan kurtulmak isteyen sen değil miydin ha? Sen sürekli ondan kaçmadın mı? Ne oldu da onu sevmeye başladın? Arohi benim karım. Galiba bunu unutuyorsun. Hadi şimdi söyle. Ne zamandır Arohi için endişeleniyorsun? Tabii ya. Şimdi anlıyorum. Sen Arohi'ye başka niyetler besliyordun değil mi? Ve onca gündür evden kovulmana rağmen bile buradan gitmedin. Buraya bana yardım etmek için mi yoksa yılan gibi ısırmak için mi geldin? Senin onu hak ettiğini hiç düşünmüyorum. Biliyor musun? Arohi'ye senden daha iyi bir hayat verebilirim. Ve senden daha çok onu sevebilirim. Deni! O diline hakim ol Deni. Karım hakkında böyle konuşamazsın. O benim karım anlıyor musun? Karın mı? Hayır patron. Yasalara göre Arohi senin karın değil. Senin asıl karın Tara. Senin yerinde olsam, bu romantik erkek numarasına son verip onu rahat bırakırdım. Yoksa... Yoksa ne olur? Yoksa öyle bir şey olur ki, hayatın boyunca pişman olursun. Şimdi kimin hayatı boyunca pişman olacağını sana göstereceğim. Deep, hayır! Şimdi anladım. Arohi'ye her zaman başka niyetler besledin sen. Deep, hayır! Ne yapıyorsun Arohi? Çok uzun zaman önce yapmam gereken şeyi yapıyorum Deni. Hatırlıyor musun Deep? Evden gitmeni istemişti ve ben senden özür dilemiştim. Çok büyük bir hata yapmışım. Onu düzeltmeye geldim. Buradan hemen gideceksin Deni. Bunu onun etkisiyle yapıyorsun. Bana karşı seni zehirlemiş. Onun kesinlikle birini kötülemesine gerek yok. Her şeyi kendi gözlerimle gördüm ve duydum. Seni gördüm deyip büyük terbiyesizlik yaptın. Bütün bunları gördükten sonra bu evde kalmana izin verir miyim? Sen ne hakla onun bana kötülük yapabileceğini düşünürsün ki, ha? Defalarca hayatımı kurtaran birinden bahsediyorsun. Onun sayesinde bugün hayattayım. O beni her zaman korudu. Sadece beni değil, Çavanni'nin de hayatını kurtardı. Ondan hala şüpheleniyorsun. Beni yanlış anlıyorsun Arohi. İkiniz de onun sayesinde hayatta değilsiniz. Bence doğru olan şu. İkiniz de Deep'in elinden kurtuldunuz. Buraya geri dönmenin ve burada kalmamın tek bir sebebi var. O da sensin. Senin emniyetin.
Ben başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bana hiçbir şey olmayacak. Beni korumak için deyip yanımda. Sadece ona ihtiyacım var. Başka birine yok. Tamam mı? Neden hala beni anlamak istemiyorsun? Başına gelen her şeyin sebebi deyip ve bunu sen de biliyorsun. Her şey üst üste geldi. Önce yengenin ölümü, sonra o serseriler. Seni boğarak öldürmeye çalıştıklarını biliyorsun. Ve sonra o hediye. Onu sana kocan verdi. Unuttun mu? Kutuda ne vardı? Eğer vaktinde gelmeseydim, şimdi bunları karşımda konuşmak için burada olmayacaktım. Daha sonra deyip nöbet tutan polisleri buradan gönderdi. Onlar evin her yerindeydi. Ve şimdi onun adamları var, bunu bir düşün. Ve şimdi ben buradan gidersem deyip'i kim durduracak? Ne isterse yapacak. O adamlar bana saldırırken de, o hediye kutusundaki asitli bomba patlarken de sen buradaydın. İşte o zaman Deniz, senden şüphelenebilirim, değil mi? Aslında senden şüphelenmem için çok sebep var. 24 saat içinde Deep'in geçmişiyle ilgili bana her şeyi anlatacağını söylemiştin. 24 saat çoktan geçti ve bir şey anlatmadın. Şimdi senden şüpheleniyorum işte. Belki de yalan söylüyordun, belki de her şeyi biliyordun ve saklıyordun. Ve Deep'le aramızdaki bağ gelecek olursak bunu asla anlayamazsın. Deep'le olan ilişkim çok fazla iniş çıkışlı. Birçok kez beraber ölüme karşı direndik. Senin bu saçma sapan sözlerin beni asla etkilemez. Ben Deep'i tanıyorum çünkü, tamam mı? Aslında bunları duyduktan sonra ona olan güvenim daha da arttı Deni. Ben dostumu ve düşmanımı ayırt edemeyecek kadar aptal değilim, merak etme. Ama artık yeter. Sen bir an önce buradan gitmelisin, anlıyor musun? Çünkü seni daha fazla görmek istemiyorum. Buna artık bir son vermeliyiz, tamam mı Deni? Lütfen daha fazla konuşmayalım. Hadi git artık. Git diyorum. Aroy'u ne yapıyorsun? Senin niyetini çok iyi anladım ben. Gitmezsen güvenliği çağıracağım. Aroy'u dinle. Bırak. Lütfen artık beni anlamaya çalış. Deni, ne yapıyorsun? Bırak beni. Hayır, beni dinle. Yaşanan bunca şeyi görüp duyduktan sonra ve bu kadar aşağılandıktan sonra neden buradayım Deni, hala? Nedir bu küstahlık böyle? Bırak diyorum. Hayır, bırakamam. Beni anlayana kadar gitmene izin vermeyeceğim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni dinle. Her zaman senin için endişeleniyorum ve hep seni düşünüyorum. Bu kadar yeter. Tek kelime etme artık. Hayır, bugün söyleyeceğim. Bağırarak söyleyeceğim. Çünkü ben sana aşık oldum. Seni seviyorum. Seni seviyorum Aroy. Böyle. Sen bana nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Ben sadece Deep'e aitim ve sonsuza kadar onunla olacağım, tamam mı? Yaptığın hata da bu işte. Deep seni sevmiyor ve sen deli gibi onun peşinde dolanmaya devam ediyorsun. O seni hiçbir zaman istemedi Aroy. Bunu görmeye dayanamıyorum. Sana istediğin aşkı o veremez. Ben verebilirim. Sadece ben. Biliyor musun? Uzaktayken seni hiç aklımdan çıkaramadım. Hep seni düşündüm. İşte o zaman anladım ki ben sana aşık olmuştum. Evet Arohi, gerçek bu. Deyip senin hayatına sadece yıkım getirebilir. Şimdi sana söz veriyorum ve inan bana, seni o kadar mutlu edeceğim ki geçmişini, bütün acı olaylarını sana unutturacağım. Deep.
Bunu kim yapmış olabilir? Deep nerede? Deep! Deep nerede? Deep! 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 Arohi, bütün her yere baktım. Deep evde değil. Bu da ne demek oluyor? Deep bizi duydu ve kızgınlıkla evde ne var ne yok kırdı mı yani? Telefon! Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Telefonu kapalı! Ne yapacağım ben? Deep'i nasıl bulacağım? Deep! Nereye gidebilir ki? Deep'i gördünüz mü? Bir yere gitmiş olmalı. Size bir şey söyledi mi o? Hayır efendim, maalesef onu görmedim. Daha ne kadar bekleyeceksin? Deep çocuk değil ki kaybolsun. Kızgınlığı biraz geçince mutlaka eve dönecektir. Yeter artık, tek kelime daha etme. Her şey senin yüzünden oldu. Onun evden gitmesinden sen sorumlusun. Senin dediklerini duydu. Sonra kızıp ortalığı dağıttı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Şimdi nerede, ne durumda? Dışarısı tehlikeli biliyorsun. Katil Tara ve ailesi elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Roma bir at. Eğer onun başına bir şey gelirse... Deep... Deep'in hayatı tehlikede. Alo? İyi akşamlar müfettiş, ben Arohi. Deep ortadan kayboldu, bulamıyorum. Telefonu da kapalı. Hayatı tehlikede olabilir. Lütfen bir şeyler yapın, onu bulun, olur mu? Tamam, siz endişelenmeyin. Elimden geleni yaparım. Deep acaba nereye gitti? Gerçekten konuşmamızı duyduğu için mi gitti? Yoksa başka bir sebepten? Deep'i tanıdığım kadarıyla her adımını iyice düşünüp taşınıp atar. Bir şeye kızıp evden bir yere gitmez. Aklından ne geçiyor acaba? Ne yapmaya çalışıyor? Arohi? Seni bırakıp nereye gidebilirim? Deli'nin konuşmalarını duyup, yani gereksiz sözleri duyunca nasıl hissettin kim bilir, kim bilir nereye gittin diye çok korktum, biliyor musun? Senin sorunun da bu işte. Anlamıyorsun değil mi? Onun adını bile anmanı istemiyorum artık. Beni anladın mı? Bırak beni, ne yapıyorsun? Nefes alamıyorum. Deyip bırak. Tanrım! Bu nasıl bir kabustu böyle? Deep! Hayır! Deep asla böyle bir şey yapmaz bana. Her şey Deli'nin yüzünden oldu. O konuşmaları yüzünden oldu. Aklıma saçma sapan şeyler soktu. Her şeyin sorumlusu o.
Neler oluyor? Bu da ne şimdi? Bu nedir deyip? Düğün davetiyesi. Yani ben ve Arohi'nin düğün davetiyesi. Neden bana öyle bakıyorsun? Sen de davetlisin. Düğünümüze geleceksin değil mi? Söylesene, gelecek misin? Mutlaka gel. Ne bekliyorsunuz? Hadi güzel bir şeyler çalın. Şimdi söyle bakalım. Sürprizimi nasıl buldun? Deyip bunu neden yaptığını anlayamadım. Dün birisi bir şeyi anlamamı sağladı. Maalesef evliliğimiz yasal değil. O yüzden insanlar yalnız olduğunu düşünüp bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor. Bu insanları durdurmanın tek yolu var. Yasal olarak evlenmek. Bütün bunları yapmana ne gerek var ki? Dün ne duyduğunu bilmiyorum. Bu ne demek şimdi? Bir şey duymadım Arohi. Duymadığıma göre neyi yanlış anlayayım? Dahası dün akşam evde değildim. Matbaayı ne zorluklarla buldum biliyor musun? Bütün gece o davetiyeleri bastırdım. Düşman pusuya yattığında vakit kaybetmemek gerek. Evlilikten şimdi bahsediyorsun. Söyledim ya Arohi, düşman pusudaysa vakit kaybetmemeliyiz. Yengenin ölümüne çok üzüldüm. Eğer yengen yaşasaydı o da bunu istemez miydi? O da senin mutluluğunu isterdi. İşte bu yüzden bu töreni düzenledim. Böylece bizi bırakanların, abin, yengen, Niko ruhları huzur bulacak ve geçmişimizi bu ateşle yakacak ve yeni bir hayata başlayacağız. Kısa bir süre sonra daha görkemli bir düğün yapacağız. Böylece bütün dünya bilecek ki, deyip Arohi'sini mutlu etmek için bütün her şeyi yapabilir. Muazzam bir düğün olacak. Gece boyunca bütün şehre davetiye dağıttım. Bütün şehre mi? Sadece bu da değil. Bütün televizyon kanalları ve gazetelerde evliliğimizin duyurusunu yapacak. Deyip sen aklını mı kaçırdın? Eğer basın bu haberi yayarsa, o zaman Roma, Mira, Tara, herkes bunu öğrenir. Tara yaşadığı sürece bu düğün hiçbir zaman olmayacak. Hain Dip ne isterse yapabileceğini sanıyor galiba. Arohi, Arohi, Arohi! Onu hiç affetmeyeceğim. Bu yüz benim elimden Dip'i aldı. Ve bunun bedelini ödeyecek. Ah! Ah! Yüzünü parçalayacağım. Evet, parçalayacağım. Başıma yeter, gelen her şeyi sorun musun? Tara, hemen kes şunu. Yeter işte. Tara, tamam lütfen bırak. Bırak. Tamam, tamam bırak lütfen. Deyip aldı, onu öldüreceğim. Dur, öldüreceğim. Sana. Kes tamam. Şunu. Bırakın beni. Elin kanıyor. Elim kanıyor. Kandan nefret ediyorum. Ama bu sefer Arohi'nin kanıyla oynayacağım. Benim suratım Arohi'nin kanına boyanacak.
Ben... Ben bu Surat'tan nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Onu mahvedeceğim. Arohan'ın suratını paramparça edeceğim. Onun suratını parçalayacağım. Parçalayacağım. Tara. Onu affetmeyeceğim. Tara. Öldüreceğim Tara. Onu. Hakkını mı kaçırdın? Nedir bu yaptığın? Kendine gel artık. Sen Arohan'ın değil, kendi yüzüne zarar veriyorsun. Senin aslında Arohan'ın yüzünü paramparça etmen gerek. Kimse bana ait olanı benim elimden almaya kalkamaz. Benim olan hiçbir şeyi kimseyle paylaşmam. Deyip benim, sadece benim. Kimse onu benden alamaz, Arohi bile. Deyip benim, sadece benim. Deyip Arohi'yi büyük bir tehlikeye atıyorsun. Tara haberi çoktan duymuş olmalı ve Arohi'ye zarar vermek için mutlaka buraya gelecek. Bunu ben de biliyorum. Arohi ile yeni bir hayata başlayacağımıza göre Tara'nın hikayesinin sonsuza dek bitmesi gerek. Bir avcı avına ulaşamadığı zaman avına ulaşmak için kendini yem yapar, unutma. O düğün davetiyesi de bir yem. Tara'yı ortaya çıkarmak için. Mutlaka gelecektir. Ama dönemeyecek. Bu arada, Çavanni nerede? Güzel haberi duyunca çok mutlu olacak. Ona haberi ben vereyim. Hemen dönerim. Dip bu tuzağı kimin için kurdu hiç bilmiyorum. Tara için mi yoksa Arohi için? Dip ve Arohi'nin düğün davetiyesinin yandığı gibi onların mutlulukları da yanacak. Dip ve Arohi'nin dilek odunlarını ben yakacağım. Arohi, Deep büyük bir risk alıyor. O kadar çok insan davet etmek çok tehlikeli olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Benim ne düşünüp düşünmediğim hiç önemli değil. Ona kesinlikle güveniyorum. Doğru olanı yaptığından eminim. Önemli olan senin aklından neler geçtiği. En iyisi buradan gitmen olacaktır. Eğer bir daha yanlış bir şey söylemeye kalkarsan bu sefer kesinlikle onu durduramam. Bu yüzden en iyisi buradan gitme. İkimiz birçok sıkıntıdan dolayı yakınlaştık. Ondan yine ayrılmak istemiyorum. İçimden geçen her şeyi söyleyeceğim konusunda endişe ediyorsun değil mi? Öyle bir şey olmayacak. Sadece senin güvende ve mutlu olmanı istiyorum. Bak, senin ne zaman tehlikede olmadığına inanırsam, sonsuza dek hayatından çıkacağım ama o zamana kadar bir yere gitmiyorum. Eğer Dip beni buradan kovsa bile sana dönmenin bir yolunu bulacağım, ancak o güne kadar gitmeyeceğim. Sakin ol Deni. Gitmene izin vermeyeceğim. En azından buradaki işler bitene kadar. Öyle mi Dip? Tam bir sihirbazsın. Ne zaman ortaya çıkacağını hiç kimse bilemiyor. Bu halde nasıl yapacaksın? Onunla konuşurken dalıp gittin. Şimdi beni iyi dinle. Aşkımın ne kadar büyük olduğunu ona gösterene kadar gitmesine izin vermeyeceğim. Tasarladığım bütün işler bitene kadar buradan gitmeyecek. Ve sonsuza kadar ikimiz birlikte olacağız.
Dip'in ne planladığını bilmiyorum. Buradan polisi de uzaklaştırdı. Ona kesinlikle güvenilemez. Bu yüzden onu izlemeliyim. Bu çiçeklere iyi bak. Gelecek için hiç endişelenmiyorlar. Bundan ders almalıyız. Yaşadığımız her an bizim için. Hepsi bizim anımız. Söyle bakalım. Çiçeklerimizi beğendin mi? Evet canım sevgilim. Ama yapraklar saçlarıma ve kıyafetime takıldı. Önemli değil. Kollarım şimdilik açık. Nikahta boynuna çelengi takacaklar. Deyip. Yeter artık kızım, lütfen. Neden kendine bunu yapıyorsun? Kes şunu artık. Bu dikenler benim için değil. Onlar Arohi için. Dikenlere çevrili çelenk Arohi'nin boynunda olacak. Siz ne bakıyorsunuz öyle? Hemen bir şeyler yapsanız aklını yitirecek, hayatı mahvolacak. Biliyor musun Arohi? Gülüşünde bir korku hissi var. Çok ürkeksin. Ama Tara'yı yakalayıp oyunu sonlandırmak için bu tek yol. Artık her şey bitecek. Yıllar sonra, yani yaşlandığımız zaman, torunlarımıza anlatacağımız gerçekten harika bir hikayemiz olacak. Hayatın fırtınalı denizlerinden nasıl geçtiğini onlara anlatacaksın. Dip, düğünden sonra ne olur buradan çok uzaklara gidelim. Bu şehri terk edelim. Gideceğimiz yer harika bir yer olsun. Hayır, hayır yapma. Tıpkı bizim hayallerimiz gibi. Bırak beni, hayır yapma lütfen bırak beni. Öyle değil mi? Dip? Dip ne oldu? Dip iyi misin? Niye kalktın birdenbire? İyiyim, evet iyiyim ben. Merak etme. Birden çok işim olduğunu hatırladım, evet. Evet, çok işim var benim. Evin güvenliği için polise gitmem gerekiyor. Hemen dönerim, tamam mı? Dip. Ben hemen çıkmalıyım, işim bitince dönerim. Giovanni. Abi. Ne oldu? Giovanni dinle. Lütfen. Benim için bir şey yapar mısın? Yardımına ihtiyacım var ama bunu
ablana söylemeni istemiyorum. Nasıl istersen. Teşekkür ederim. Görüşmek istediğimi Çavanni söylemiştir. Geçen sefer buraya geldiğim zaman sana hiç inanmamıştım. Ama eğer kapalı olan hafızamı tekrar ortaya çıkarırsan sana minnettar kalırım. Bir an önce geçmişimi öğrenmek zorundayım. Şimdi o olayın gerçekleştiği ana gidiyorum. Hadi, bana ne gördüğünü söyle. Aslında net bir şey görünmüyor. Evet peder, söyleyin. Tören için benim neye ihtiyacım var? Yazıyorum. Hemen söylüyorum. Sen yazmaya başla. Kase. Evet. Tütsü. Reçine. Ve biraz odun gerekecek. Düğün ateşi çok büyük olmalı. Tamam. Ama maalesef eşim biraz rahatsız kızım. Bu yüzden yerime öğrencim gelecek. Ama siz olmadan tören nasıl yapılacak ki? Merak etme öğrencin. Adetleri yerine getirecek peder. Öğrencim çok iyidir. Bütün adetleri en iyi şekilde yerine getirir. Endişelenme. Tamam peder. İyi de nikah ateşi için çok oduna ne gerek var ki? Seni ve Edip'i diri diri yakacağım. Buna hazır ol. Hadi söyle, ne gördüğünü öğrenmem gerek. Duman var. Ve hiç dağılmıyor. Durumu iyice kötüleşiyor. Ya akli dengesini kaybederse? Deyip, geri dön. Geri dön hadi. Deyip. Uyanın Deyip. Beni neden uyandırdın ki? Bu sefer geçmişimi öğrenmek üzereydim. Çünkü hatırlamak için çok zorlanıyordum. Biraz daha sürseydi aklını kaybedebilirdin. Bu çok iyi olurdu. En azından geçmişimde ne olduğunu bilirdim. Ama orada Arohi de vardı. Hayır. O Tara'ydı. Ama neden Tara da oradaydı? Geçmişimdeydi. Ah hayır. Deyip daha dönmedi, ne yapsam? Onu nerede bulabilirim? Tanrım, ne olur onu sen koru lütfen. Deyip. Neden burada duruyorsun? Ben de seni arıyordum. Nereye gittin? Şşş. Çalmak için gitmiştim. Çalmak mı? Şuna bak. Senin için yüzük almaya gittim. Ne yapacağımı bilemedim. Bu yüzden iki tane. Deyip ama bu... Sana söylemiştim.
Deep ve Arohi'nin düğünü çok muhteşem olacak. Kimsenin unutamayacağı bir düğün olacak. Bu yüzden içlerinden bir tanesini seç. Nişan töreninden sonra düğün törenimiz başlayacak. Ne? Bugün hemen düğünümüz başlayacak mı? Ama Deep... Bu eve tehlikeyi çağırmak için bir gün bile gecikmiyorsun, öyle değil mi? Deep galiba unutuyorsun. Düşmanların dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Virat, Roma, Tara ve Dilip Singh. Bizi korumak için sen buradasın ya, yeter. Müstakbel eşimle yalnız kalmama izin vermiyorsun. Arohi, bu kutlamayı neden yaptığımızı sana anlattım. Eğer bana güvenmiyorsan her şeyi iptal edeceğim. Söyle, bana güveniyor musun? Söylesene. Sana kendimden çok güveniyorum. Yani karar verildi. Bu konuda hiç kimseye cevap vermem gerekmiyor. Oradan ayrılmayın. Gelen herkesi iyice araştırın. Siz ikiniz benimle geliyorsunuz. Gözlerinizi dört açın. Şüpheli bir şey olursa bana hemen haber verin. Şimdi dağılın. Çok güzel görünüyorsun. Gidelim mi? Demek Virat peder kılığında buraya gelmiş. Diğerleri de buralarda olmalı. Pekala, artık oyun bitti. Mahadev, çabuk yakalayın onu. Arohi. Deep. Deep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.